Merhaba, kolay gelsin, herkese iyi günler. Bugün size PUSMAK SP tabancanın başlık kısmının montajını ve demontajını göstereceğim. Öncelikle tabancamızı sökmeye başlarken yan kartuşları tabancadan ayırmadan önce gevşetiyorum ki daha kolay olsun diye. Sonrasında başlık kısmını tabancadan ayırıyorum. Öncelikle A komponentimizin kartuş tapasını söküyorum ve A taraf solventin içerisine atıyorum. Diğer B tarafını da aynı şekilde yapıyorum. Sonrasında nozul kapağımızı söküyorum, gevşetiyorum ve giriş çek valflerimi çıkartıyorum. Filtresini ayrı çıkartıyorum. Yine sökücü solvent atıyorum. Üzerindeki oniklerini çıkartıyorum. Ve misket ve yayını da çıkartıyorum. Yine bunu da sökücü solventin içerisine atıyorum. A tarafının giriş çek valfini de aynı şekilde sökücü solventin içerisine atıyorum. Ve oniklerini çıkartıyorum. Sonrasında mix chamber'ımızı bastırarak çıkartıyorum. Kapak kısmını yine o-ringini çıkartıyorum ve sökücü solventi atıyorum. Aynı şekilde nozulumuzun da üzerindeki o-ringi çıkartıyorum ve sökücü solventin içerisine atıyorum. Başlık kısmımızda kartuşlarımız bu yuvanın içerisinde. Bunu da sert bir şekilde bastırarak çıkartıyorum. Aynı şekilde yine o-ringini çıkartıyorum. Çıkarttığımız bölge A bölgesi. Yine A sökücü sıvısının içerisine atıyorum. Aynı şekilde B tarafını da kuvvetlice bastırarak çıkartıyorum. Buranın da yine o-ringini çıkartıyorum ve B sökücüsünün içerisine atıyorum. Şimdi başlık kısmını da bir sökücü solvent kutusunun içerisine atabilir ya da bunun içerisinde bir süre bekletebilirsiniz. Sonrasında temizlik aşamasına geçiyoruz. Özellikle kartuş yataklarının temizlenmesini fırça ile yapıyoruz. Sert bir cisimle yapıp bu kartuş yuvalarının içerisine çizmiyoruz. Tel fırçamızla temizliyoruz. Aynı şekilde nozul yuvamızın içerisini de aynı şekilde tel fırçayla temizliyoruz ve içerisinde hiçbir tortu ve kalıntı kalmayana kadar yine giriş çek valf yuvalarımızın içerisini komplesini tertemiz yapıyoruz ve tanzikli havayla her yerine tertemiz hava tutuyoruz. Sonrasında başlık kısmımız temizlenmiş oluyor. Tabii bu çıkarttığımız o-ringleri tekrar kullanmıyoruz. Şimdi yine temizlik aşamasına devam edelim. B tarafının kartuş tarafının tapası yine aynı şekilde yayı ve dişi iyice temizliyoruz ve yüksek basınçlı havayla hava tutuyoruz. Yine B tarafının giriş çek valfini
Özellikle misketin geleceği yatağı temizliyoruz. Bu delikleri temizliyoruz ve yüksek tazyikli havayla bunu iyice pürüzsüz hale getiriyoruz. Aynı şekilde yine yayını da, aynı şekilde misketini de. Misketinin de tertemiz olduğuna emin olun. Ve sonrasında yine temizlediğimiz misket vidasını vidalıyoruz. A tarafının da yine yay ve kartuş tapasını yine tel fırçayla temizleyip yüksek basınçla havayla hava tutuyoruz. Yine giriş çek valfini de güzelce temizliyoruz. Yine misketini içerisine atıyoruz. Yayını aynı şekilde içerisine atıyoruz. Ve sonrasında vidasını da içerisine atıyoruz. Yine filtrelerini tel fırçayla temizliyoruz. Çok temiz olduğuna dikkat edin. Gözeneklerinin açıldığına çok dikkat edin. Yine tazikli havayla hava tutuyoruz. Aynı şekilde A tarafında yapıyoruz. Sonrasında kartuşlarımızı da özellikle bu parlak olan kısmını da temizliyoruz. İç yuvasını da matkap yardımıyla temizliyoruz. O-ring kanalını da yine tel fırça yardımıyla temizliyoruz. Aynı şekilde yine A tarafında yapıyoruz tabii ki. Sonrasında nozul başlığımızı temizliyoruz. Yine yüksek basınçla havayla hava tutuyoruz. İç bölgelerini, O-ring kanalını ve ön tarafını iyice temizliyoruz. Nozul çok dikkat edilerek temizlenmesi gereken bir malzeme. Nozulu çok özenle temizliyoruz. Nozulun gördüğünüz yan delikleri, oraya uygun mandrenle açıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde açıyoruz. Aynı şekilde merkezini de temizliyoruz. Ve buralar açıldığında yine yüksek tazikli havayla hava tutuyoruz. Deliklerin açıldığını tam olarak emin olamam.